Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Temmuz 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Temmuz ayı sizin için çok romantik etkiler getiriyor. Bu ay duygularınız, sezgileriniz çok güçlü. Yaratıcılığınız çok güçlü. Hayattan keyif alıyorsunuz, eğleniyorsunuz ve gerçekten mutlu olabileceğiniz önemli fırsatlar var. Güneş ayın 22'sine kadar Yengeç burcunda parlayacak. 5. evinizde parlayacak ve 6 Temmuz'da 14 derece Yengeç burcunda Sirus'la birleşen çok güzel bir yeni ay var. Özel bir noktadır. Zaten 6 Temmuz Sirus günü. Yani Güneş'in Sirus'la birleştiği günde bir yeni ay var. Venüs de burada. Yani 5. evden gelen, şans evinden gelen çok şanslı, bereketli bir yeni ay sevgili balıklar. Ama şanslı oldukları spiritüel de bir yeni ay bu. Yani hak edişlerinizle de çok alakalı. Yani bir tür daha önceden yaptığınız çalışmalar, harcadığınız emekler, ortaya koyduğunuz eylemler, düşünceleriniz, fikir, yani tüm buralarda hak edişlerinizle de karşılaşabileceğiniz bir dönemdesiniz. Pozitif enerjiler mutlaka güzel şanslar da getirebilir size. Mesela aşık olabilirsiniz. Çok romantik etkiler var. Bu dolunay hayatınıza önemli bir kişiyi getirebilir. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak isteyen sevgili balıklar, bu yeni ay sizi destekliyor. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Hamilelik, doğum gibi konularınız hayatınızda açılmaya başlıyor. Yaratıcı yeteneklerinizin öne çıktığı, kendinizi keşfettiğiniz bir dönem. Sanatsal başarılar olabilir. Maddi başarılar, kazançlar karşınıza gelebilir. Sadece öyle gereksiz bencillik, hırstan uzak durun. Bu duygulardan uzak durduğunuz takdirde güzel etkiler gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa yeni ay size çok güzel bir üçgen açı yaptığı için çok şanslısınız. Ve öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak gezegenleriniz varsa 14 derece ve yakınlarında, tabii ki bu yeni ayın enerjileri yine önemli olacaktır. Güçlü bir şekilde çalışabilecektir. Ve ayın ikisinde Merkür Aslan burcuna geçiyor sevgili balıklar. 11'inde de Venüs Aslan burcuna geçiyor. Bu ay gerçekten yavaş yavaş böyle yeni ayın da etkisiyle beraber kendinizi keşfediyorsunuz. Bir yeteneğiniz var mesela. Yani çok güzel resim yapıyorsunuz. İşte müzik kulağınız var, ritim duygunuz var ya da işte çok güzel yüzüyorsunuz. Spor aktiviteleriniz var. Hani bunları artık böyle bir geliştirmek, belki bir meslek haline getirmek için daha fazla çaba gösterebilirsiniz. İşte doğru kurslara gidebilirsiniz, eğitimlere gidebilirsiniz, size rehberlik edecek öğretmenlerle karşılaşabilirsiniz. Sizi geliştirecek kişiler karşınıza çıkabilir. Gelişim ayı aslında. Bakın, kendinizi keşfediyorsunuz, çok şanslısınız ve kendinizi geliştiriyorsunuz. İşte bu fırsatları iyi değerlendirmeniz lazım. Dolayısıyla günlük hayatınızda biraz meşguliyetleriniz olabilir ama bunlar keyifli meşguliyetler. Yani böyle angarya olmayan, hani sevdiğiniz işlerle uğraşmak, sevdiğiniz hobilerle uğraşmak, çok istediğiniz bir eğitime katılmak ve benzeri gibi konular günlük hayatınızda biraz hareketlendiriyor, sizi meşgul ediyor. Hani boş boş da geçen zaman yok aslında. Hem eğleniyorsunuz hem de güzel vakit geçiriyorsunuz. Ve Mars'a baktığımızda Mars ayın 20'sine kadar Boğa burcunda sevgili balıklar. Mars da zaten uzun zamandır biliyorsunuz sizi 3. evinizden destekliyor. Evet, bu dönemde biraz böyle gerçekten daha fazla efor sarf ettiniz, daha fazla öğrenciyseniz mesela eğitim konularında çabaladınız, belki iş için çok fazla seyahat ettiniz, biraz kardeşlerle ilgili konularda da çaba gösterdiniz bu dönemde. Ayın 15'ine biraz dikkat edelim. 14, 15, 16'sı gibi Mars-Uranüs kavuşumu var. Zor bir kombinasyon. İkisi de kontrol zor enerjiler. Bir de Algol yıldızı devreye girecek. Dolayısıyla biraz böyle sıkıntılı olabilir bu. Mesela kazaya dikkat edin. Trafikte dikkat edin. İşte arabanız da bozulabilir. Biraz böyle trafikte sorun da çıkabilir. Tartışmalar olabilir filan. Özellikle kardeşlerle ilgili konularda da stres hissedebilirsiniz. Ya onlarla sizin aranızda bazı stresler olabilir ya da hani onlarla ilgili bazı stresler olabilir. İşte boyun bölgesi, boğaz bölgesi, baş bölgesi falan hassas olabilir. Özellikle kronik sorunlarınız varsa, boyun ağrıları, boyun fıtıkları ve benzeri konu. Yani kendinizi çok yormamaya çalışın. Esnek olmaya çalışın. Çünkü gergin ve stresli olduğunuzda artacaktır buradaki problemler. Ayın 20'sinden sonra ise Mars ikizlere geçiyor. Bu sefer enerjinizi biraz hani özel hayat dediğimiz, hani evde yapılacak işlere, aileyle ilgili konulara daha fazla yönlendirmeye
başlayabilirsiniz. 21 Temmuz'da 29 derece Oğlak Burcu'nda yılın ikinci Oğlak Dolunayı var. İlkini Haziran'da, 22 Haziran'da yaşadık. O 1 derecedeydi. Şimdi 29 derece son derecede. Üstelik Plüto ile birleşiyor. 29 derece son derece olduğu için böyle bir tamamlanma, bitme, sonlanma enerjisi var bu dolunayda sevgili balıklar. 11. evinizde olacak. Bu muhtemelen böyle bir uzun süredir uğraştığınız bir işin bitmesi anlamına geliyor. Yani bir proje bitti artık, kapattınız. Sonuç aldınız. Hani olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir ama bir sonucu aldınız. Artık sürüncemede değil. Belirsizlik de yok. Bunun gibi bir etki. Bununla birlikte tabii ki bir hak ediş getirebilir. Hani uğraştınız, didindiniz, bir işi bitirdiniz, bir başarı aldınız. Bir parasal kazanç olabilir, statünüzde bir değişim olabilir. Yani mesleki anlamda bu sizin hani statünüzü etkileyebilir. Bununla birlikte sosyal hayatınız, arkadaş ilişkileriniz, ait olduğunuz bir grup varsa, eğer hani memnun değilseniz artık o ilişkileri bitirebilirsiniz. Bir arkadaşlığı sonlandırabilirsiniz veya bir arkadaşınızla ilgili bir konu dün gündeme gelebilir. Yani onun yaşamında olabilir bazı değişimler. İşte bir dernek, kulüp gibi, bir vakıf gibi böyle bir organizasyon içindesiniz mesela. Hani buradaki üyeliğinizle ilgili bir karar verebilirsiniz. Belki bitirebilirsiniz, tamamlayabilirsiniz. Herkes aynı şekilde etkili almıyor zaten. Yani lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların son derecelerinde. Koç, yengeç, terazi, oğlak gibi böyle son derecelerinde gezegenleriniz varsa bu dolunay sizin için daha etkili çalışabilir. Ayın 22'sinde güneş artık aslan burcuna geçecek. 6. eviniz iyice bir parlamaya başlıyor. Bu da sizin için daha çok çalışma, daha çok meslek, iş anlamına geliyor. Artık bir şeyi öğrendiniz, hani onu iş olarak yapmaya başlayabilir ya da iş arayışlarına girebilir ya da bir işe başlayabilirsiniz örneğin. Bununla birlikte işte sağlığınızdır, konforunuzdur, yaşadığınız mekanların düzenlenmesi, iyileştirilmesi gibi konular da olabilir. Ve ayın 25'inde Merkür Başak Burcu'na geçecek, karşıt burcunuza geçecek. Bu da ilişkilerdeki iletişimi, bilgi paylaşımını arttırmaya başlayacak. Yani işle bağlantılı bir işbirliği ile ilgili bir planlama, işte konuşmalar, görüşmeler, yazışmalar olabilir, randevular olabilir ya da eşinizle birlikte bir şeyleri konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz, planlıyorsunuz, organize ediyorsunuz. Hani bu anlamda ayın 25'inden sonra daha fazla ilişkilerinizde bilgi paylaşımının, trafiğinin arttığını da söyleyebiliriz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.